Dünyanın hem en güzel hem en zengin kadınlarından biri Rihanna. Yıllar geçtikçe cüzdanı kabardı ama giyim kuşam zevki azaldı. Bir anda cennet mahallesi pembeye dönüşen Rihanna'nın milyar dolarlık servetini ve gardırobunu hep birlikte inceliyoruz. Nasıl cennet mahallesi pembe oldu? Bu ilkbaharda gacı modası olaraktan Abutar 1.4 milyar dolarlık servetini nasıl harcadı? Barbadoslu şarkıcı Rihanna tam bir tüccar çıktı. Şarkıcı olarak başladığı kariyerine iş kadınlığını da ekleyince kasası milyar dolarlarla doldu taştı. Diyordu. Önce kendi iç giyim markasını kurdu, sonra makyaj koleksiyonunu çıkardı. Hayalini kurduğu o 100 milyon dolarlar kasasına akmaya başladı. De hiç vazgeçmedi. Kendine ilk iş olarak o meşhur Beverly Hills'te bir malikane aldı. Tatlı bu ev pek çok kişinin hayalini süsleyecek cinsten. 6 banyolu, 4 yatak odalı saray yavrusunun sinema odası, hobi odası ve ağaçları ta Barbados'tan getirilmiş koru kıvamında bir de bahçe. Sonundaki bu evde özel güvenlikler, kişisel bir aşçı ve temizlik görevlileri çalışıyor. Evin aylık gideri yaklaşık 200 bin dolar. Evin değeri ise 23 milyon dolar. Parayı buldu mu koşa koşa tapuya gidiyor ve koleksiyonuna bir saray daha ekliyor. İşte onlardan biri. Çocukluğumuza geri dönmek için pamuk şeker yiyip gizli gizli parkta salıncağa biniyoruz. Rihanna'cığımızsa çocukluk günlerini anımsattığı için dağ manzaralı bu evi almış. Ev dedik pardon, dilimiz sürçtü. Bu şato benzeri yapıya ev dersek ayıp ederiz. Şatoda tam 18 oda var. Banyolar ve mutfaklarsa saymakla bitmiyor. Spor salonunda, sinema salonunda, tropikal bitkilerle süslü kat kat bahçelerden dinlenme alanlarına kadar her şey düşünülmüş bu evde. Rihanna kendi yapay cennetini oluşturmuş resmen. Rihanna ev almalara doyamadı. Aynı bölgede bir de yazlık ev aldı kendine. Ama onun yazlığı bizimkiler gibi değil. Bizde akrabalar geldiğinde yüklükten yün yataklar çıkıyor hemen. Rihanna'cığımızsa tüm akrabaları gelse bile kimsenin birbirini göremeyeceği büyüklükte olan bu eve yazlık diyor. Evin 17 milyon dolar olduğunu söyleyelim ve kenara çekilin. Güzel Rihanna'nın kasasında tam 1.4 milyar dolar serveti var. Haliyle gördüğünü alıyor, beğendiğini kaçırmıyor, pazarlık bile yapmaya tenezzül etmiyor. Metrobüsmüş, metroymuş bilmiyor Rihanna. Atlıyor özel jetine, geziyor dünyayı köşe bucak. Yere indiğinde ise en ucuzu 6 milyon lira değerinde olan 21 arabasından en sıcak magazin haberleri bu turda. Bizim yerli Marilyn Monroe gecelerde keyfi de yerinde. Son zamanların en gözde isimlerinden biri Melissa Döngel. Hem özel hayatıyla hem de yeni oyunuyla hep gündemde. Dünyaca ünlü markanın yüzlerce dolarlık ceketi ve sempatik gülümsemesiyle Melissa Döngel eğlence çıkışı yakalanıyor kameralarımıza. Hemen iyi akşamlar dileyelim oradan. Çok sağ oradan. Biz de çok iyiyiz efendim. Dansınız olay oldu. Ateş var, Dede Duman'ın var, kuruyup alevler, yanar Ali Cappar. Biz sorumuzu soruyoruz ama o sırada ortalık karışıyor. Yoldan geçen çiçekçinin Melissa Döngel'e serenat yapacağı tutunca bizim soru arada kaynıyor. Ateş var, Dede Duman'ın var, kuruyup alevler, yanar Ali Cappar. Melisa'nın, Aygün Hanım, polis! Çok uzun zamandır ortalarda görünmeyen Cansu Dere'yi elinde basketbol topuyla sahanın tam ortasında görüntüledik. Cansu Dere, pembe top sahada! Eyşan olarak hem seyircinin hem de Ezel'in çok canını yaktı Cansu Dere, çok. Unutturdu Eyşan'ın yaptıklarını. Meme kanseri farkındalık haftasında bu kez pembe top onun elindeydi. Özellikle 40 yaş üzerindeyseniz her sene kontrollerinizi yaptırın. Aksatmayın. Bir başka bir kadın karşı koyabilir ki böyle bir gardıroba? Kıyafetler, ayakkabılar, çantalar. Şu anda Gizem Karaca'nın kulisindeyiz. Ünlü oyuncu bir dergi için nefes kesen pozlar verdi. Biz de Oşla Bensu Soral'da en önde yerlerini almışlar Ediz'i izlemek için. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri çıkmıştı haklarında. Daha solu kalmadan konuya açıklık getiriyor Bensu Hanım. Valla böyle haberler çıktı. Sonrasında da devam etti. Neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok şükür çok güzel giden bir ilişkimiz var. Umarım daha fazla böyle haberler çıkmaz. Kızılcık Şerbeti'nin Dobra Alevi müjde uzman da Ediz hayranı çıktı. Ediz Kalk ben. Dizide yeğeni doğayı darmadağın eden hayırsız damat Fatih'in baş düşmanı Alev. Ağlayarak. Sadece Alev değil, herkes düşman evlerden Irak damat Fatih'e. Hatta sırf bu yüzden bazı pratik zekalı gençler Fatih'i tokatlama sitesi bile açtı.
İşte bu siteyi müjde uzmana sorduk ama aldığımız cevap beklediğimiz gibi değildi. Ben üzülürüm öyle şeylere. Ben gülmüyorum öyle şeylere ya. Bence komik değil. Köprü filminin galasına gidiyoruz. İçeride onlarca kişi var ama bir kişi tüm bakışları üzerine topluyor. Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar. Kadir İnanır 74 yaşında ama hala çok karizmatik, hala çok yakışıklı. 46 yıl önce büründüğü İlyas karakterinden hiçbir farkı yok. Hatta kırlaşan saçları ona daha da yakın. Karizması karşısında sesimiz titremezse birkaç soru soralım Kadir İnanır'a. Çok özledik. Galadan önce heyecanlandık. Tamam da birini görelim. Kadir İnanır pek konuşmak istemiyor. Biz de onu yormak istemiyoruz ve vedalaşıyoruz. Özge Özpirinççi'nin acı günü. Başarılı oyuncu bir süredir tedavi gören babasını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Kadri Emrah Özpirinççi, Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden Özge Özpirinççi, cenazede güçlü durmaya çalıştı. Başarılı oyuncu babasının cenaze namazı kılınırken gözyaşlarını tutamadı. Bir son dakika haberiyle Gazete Magazin devam ediyor. 18 yılında eşinden boşanmıştı. Ferhan Şensoy'un hamile olduğu dönemde benim çocuğum olmayacak, beğendiklerimi Ferhan'ın çocuğunu alıyorum demişti. Ferhan'ın da yakın zamanda doğumu gerçekleşecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sırf şu anda ona zıbın alıyorum, ona hediye alıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Benden belli ki olmayacak. Yani böyle şeyler. Ferhan'ı alıyoruz şu anda çocuğu. Gonca Vuslateri bu sözleri sarf ettikten 2 sene sonra hamile kaldı. Kameralardan uzak tuttuğu sevgilisiyle 2 ay sonra evlenmeye hazırlanan oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ve doğumun 19 Mayıs'a denk geleceği iddia edildi. Yılın en büyük magazin bombası patladı. Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi Metin Akpınar'ın gayrimeşru bir kızı olduğu iddia edildi. İşte Metin Akpınar benim babam diyen genç kızın açıklamaları ve açılan babalık davasının sonucunda yaşananlar. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. 82 yaşından sonra ikiz babası olduğunu öğrenen Metin Akpınar olayında bir bomba gelişme daha. Ünlü sanatçı sadece baba olduğunu değil, aynı zamanda dede olduğunu da öğrendi. Metin Akpınar'ın 35 sene önce yaşadığı gizli aşktan dünyaya gelen kızının iki çocuğunun olduğu ortaya çıktı. 82 yıldır çocuk hasreti çeken Metin Akpınar, şimdi artık hem iki çocuk sahibi hem de iki torun sahibi. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu. 62 yıllık evliydi. Eşiyle birlikte hep bir çocuk özlemi çekmişti. Ve yine 3 çeyrek asra yaklaşan sanat hayatında en ufak bir sansasyon yaşanmamıştı Metin Akpınar'ın. Ta ki hafta içi bomba patlayana dek. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Umarım yıllarca sürdürülmeye çalıştığı şeyden vazgeçer. Beni bağrına basar. Duygu Nebioğlu isimli 35 yaşındaki kadının açıklamalarıyla magazin dünyası sarsıldı. Ben hep birilerinin aracıyla kendisiyle görüştüm. Ankara Masası isimli sosyal medya hesabına Metin Akpınar'ın kızı olduğunu anlatıyordu genç kadın. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Benim için şok edici bir olaydı. 21 yaşındaydım bunu öğrendim. Şu an 35 yaşındayım. Gözler haliyle usta sanatçıya çevrildi. Metin Akpınar ne diyecekti? İddiaları kabul edecek miydi derken beklenen açıklama geldi ve Türkiye öğrendi ki aslında Metin Akpınar'ın 35 sene önce yaşadığı bir ilişkiden bir değil iki kızı dünyaya gelmişti. Yani ikiz babasıydı Metin Akpınar. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar. 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Metin Akpınar bu gerçeği kendisinin de seneler sonra öğrendiğini anlatırken pişmanlıklarını, hatalarını kabul ediyordu. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İki kızı olduğunu kabul eden Metin Akpınar ardından da hiçbir şekilde onları mağdur etmeyeceğinin altını çiziyordu. Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemiştim.
düşünmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktu. Ardı ardına bu gelişmeler yaşanırken bir bomba da dün gece geç saatlerde patladı. Sadece kızları olduğunu değil, iki de torunu olduğunu öğrendi. DNA testi şüphesinden sonra benimle bütün ilişkisini kesti. Metin babam bir 5 yıl boyunca bunu bildiği halde benimle görüşmedi. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu açıklayan 35 yaşındaki Duygu Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Nebioğlu'nun geçmişte yaptığı bir evlilikten 2 çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Yani Metin Akpınar tam 35 sene sonra hem ikiz çocuk babası hem de 2 torun sahibi olduğunu öğreniyordu.